Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Yeni Silahlanma Yarışı. Ergin Yıldızoğlu. 24 Haziran 2024 Pazartesi. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi büyük güçler arasında yeni bir küresel silahlanma yarışı. Küresel güç dengelerindeki değişimlerin yoğunlaşan jeopolitik gerilimlerin, vekalet savaşlarının, yapay zeka, kuantum bilgisayarı gibi alanlarda hızlanan gelişimlerin etkisiyle ivme kazandı. Silah şirketlerinin etkinlikleri ve karları da. Askeri harcamalar Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre, küresel çapta askeri harcamalar sabit fiyatlarla, 2000 yılında 1 milyar 204 milyon dolardan, 2010 yılında 1 milyar 944 milyon dolara ve 2023'te de 2 milyar 390 4 milyon dolara yükselmiş. Avrupa'nın 2000'de 301 milyar dolar olan askeri harcamaları 2023'te 569 milyar dolara ulaşmış. Söz konusu dönemlerde en hızlı artışın 43 134 ve 309 milyar dolarla Çin'de ve 22 46 ve 63 milyar dolarla Rusya'da gerçekleştiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2010'da 875 milyar olan askeri harcamaları, 2023'te 880 milyar dolarda kalmış. Hindistan'ın 2000'de 31 milyar dolar olan askeri harcamalarının, 2023'te 83 milyar dolara yükselmesi de dikkat çekiyor. Yeni silah teknolojileri, askeri teknolojilerindeki ilerlemeler de silahlanma yarışını hızlandırıyor. Ülkeler, geleneksel askeri cephanelik stoklarını artırmanın yanı sıra hipersonik füzeler, Otonom insansız hava araçları ve askeri uygulamalar için yapay zeka gibi teknolojilere büyük yatırımlar yapıyorlar. Örneğin The Economist'in önceki hafta bir araştırmasında bilim alanında süper güç oldu dediği Çin, hipersonik silahlar geliştirmede ve askeri stratejisine yapay zekayı entegre etmede önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Çin'in gelişmiş uçak gemisi Fujian'ın hizmete girmesi, donanmasının genişlemesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kaygı yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, Çin'in donanma filosunun 2040'a kadar 2020'ye kıyasla %40 artmasını bekliyor. Silahlanma yarışı şimdi yapay zeka ve siber kabiliyetleri de kapsıyor. Ülkeler, güdümlü füze sistemlerinden otonom savaş sistemlerine kadar çeşitli görevlerde yapay zekayı kullanarak akıllı savaş stratejilerine odaklanmaya başladılar. Çin'in sivil asker işbirliği ve eş güdümü, özel sektörde gerçekleşen teknolojik ilerlemelerinin askeri uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Askeri robotik, insansız hava araçları ve siber güvenlik operasyonlarında yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Siber savaş da özellikle önemli bir rekabet alanı haline geldi. İstihbarat toplama ve düşmanların altyapı hizmetleri, genel seçimler gibi sistemlerini bozma, bilgi çalma amacını taşıyan büyük ölçekli siber saldırıların stratejik önemi giderek artıyor sektörde canlanma. Bu gelişmelere bağlı olarak silah teknolojileri geliştirme ve üretimi ile ilgili sektörlerde belirgin bir canlanma var. Avrupa Havacılık ve Savunma Ticaret Birliği ASD’nin genel sekreteri Jean Piye'ye göre savunma sektörü siparişlerinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yoğun artışlar yaşanıyor. Financial Times. Financial Times'ın 20 büyük ve orta ölçekli Amerika Birleşik Devletleri'li ve Avrupalı savunma ve havacılık şirketiyle yaptığı anket bu şirketlerin bu yıl on binlerce kişiyi işe almak istediklerini gösteriyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri de Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics, altı bine yakın yeni personel almayı amaçlıyor. Ankete katılan 10 şirket, çalışanlarının sayısını 37 bin ya da toplam iş gücünün neredeyse onu düzeyinde artırmayı planlıyor. İngiltere'de BAE Systems ve Japon Mitsubishi Heavy Industries, ortak gerçekleştirecekleri yeni bir savaş uçağı inşa projeleri için 2024 yılı sonuna kadar yedekler de dahil olmak üzere 6000 yeni çalışanı işe almayı planlıyorlar. Başta endüstri ve yazılım mühendisleri olmak üzere 2025 ile 2028 yılları arasında 8000 ila 10000 yeni pozisyon için işe alım yapmayı bekliyorlar. Almanya'da Rheinmetall ve Nammo, Fransa'da Thales ve Dassault Havacılık binlerce yeni personel almayı planlıyor. Gerileyen hegemonya, yükselen yeni güçler ve aralarındaki jeopolitik rekabet silahlanma yarışını, silahlanma yarışı şirket karlarını, yatırım ve istihdamı, şirketlerin yatırım ve istihdamı da ister istemez bu ortamın devamını sağlayacak dinamikleri besliyor. Bir uğursuz döngü gelişmeye devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet gazetesi sizlerle Yarın görüşmek üzere.